Yeterince. Muhteşem. Of. Kayda girdin, söylemeyeceğim, övmeyeceğim artık seni. Çok mu seksi sesin? İnanılmaz seksi. Hayır, hiç alakası yok. Ne demek ya o seksi Max'in? Seksi Max'in. Seksi Max'i dedim. Kaç haftadır görüşemiyoruz. Evet, oldu bir şeyler. Hayatımız yoğundu diyebiliriz. Belki de bir aydır podcast yapmadık. Evet. Hayranlar bizi özledi. Eylemi üzdünüz. Dinlenmiyor attıkları, izlenmiyor. En son biz ikimiz baş başa yapalı 5 bölüm, 6 bölüm olmuş. Skandal. Meraklı olmanın anatomisi. Böyle olmaz. Çok özlediler bizi. Aynen. O zaman bir giriş yapalım mı? Özlemişler. Tamam, bu sefer tek de yapalım. Hazır mısın? Tamam, bak. Bozmuyoruz ama. Tamam. 3, 2, 1. Konuya giremeyenler podcastine hoş geldiniz. Bize aylar koymaz. Biz böyle bir kere de bir havadan beşli çakalım. Çat. Ne yapıyorsun, görmüyorum? Görmeyelim. Araya robotlere şey girdi. Hayatım çok değişti bu kadar sürede işte. Aslında insanların bilmediği bir şey, Ruhaküzler'in tekrar yayınlanması ve organizasyonu senin eserin. Evet, ben komik insanların yan yana olması gerektiği kanaatindeyim. Wow. Hepsine tek tek yazdım arkadaşlar tekrar çekilsin diye. Hiç bana haber vermeden. Aynen. Sadece dedim ki tekrar çekmek ister misin diye sordum bir ara. O da bana ya çok isterim işte, çok eğlenceliydi bunu falan dedi sordum. Eylem. Ben de sonra tek tek bütün arkadaşlarına yazdım. Ve yani hiç tanımadım. Yani Ali Can'ı neredeyse hiç tanımıyorum. Ali Can demişken kardeşime buradan teşekkür de ederim. Tüm videolarıma yorum yapıyor, ediyor. Böyle bir uzun süredir konuşmamış olmamıza rağmen. Bebeğim, kalp. Uğradı, görüştük. Şerefsiz sonra. Batuhan yapıyor mu? Şerefsiz Batuhan. Kafasına çaksan 7 saat sonra belki bakıyor. Batuhan'a kızgınız arkadaşlar bu arada. Konuya girmeden buna gireyim. Niye? Batuhan benim sevgili benim yaptı, bize söylemedi. Ha evet, Insta'dan kazara öğrendik falan. Yani biliyorduk da hani neyse, Instagram'dan öğrendik resmiyetini. Podcast'te ekleniş söylemedi. İnsan güveniyor, söyler diye bekliyor. Ta her şeyi kameraya bakıp anlat demedik yani. Sinirlendim. Batu'ya sizin şu an Batu'ya bakıyorum. Buraya geldin, seni konuk bile ettik ulan. Konuyu açıyorum, hazır mısın? Aç bakalım. Konuya giremeyeceğiz ama. İnşallah bakalım. Seninle böyle arada ilginç meslekler tespit edip onları konuşalım istiyorum. Var olmayan. Ama var olsa neleri kapsayacak? Belki de var, bilmiyoruz. Aslında evet, bu teori de olabilir. Başka teorilerim de var, onu belki. Şimdi bunu biz bir saat önce falan karar verdik bunu konuşmaya. Böyle bir filmde seri katillere fiyat konup Ghosted birini Ghosted diye bir yeni bir Apple TV filmi. Ama bu normalde izledim. Olan bir şey. Yani öyle bazı, mi? Bazı filmlerde. Nasıl ya? Dur, ne olduğunu açıklayalım da niye? Hayır gidiyorum? Öyle değil arkadaşlar. Tamam dur, ne olduğunu açıklayalım, nasıl tamam. Bir meslek konuşacağız. Böyle bir meslek yok ama olsa nasıl olurdu, onu konuşacağız. Evet. Meslek de şu: kiralık katil WhatsApp grubu moderatörlüğü. Böyle bir meslek olsa neyi kapsardı? Bunu da nereden çıkarttık, hemen bir ona gireceğim. Film izliyorduk, filmde işte şu fiyata şu kişiyi öldürün gibi bir mesaj gidiyor. Hepsine aynı anda, aynı saniye. Hepsi de birini öldürmek için. Bulundukları kafede de 20 kişiye mesaj geliyor. Evet, böyle yani falan. Böyle mesaja bakıyorlar. Zamanında John Wick'te de vardı. Ha, onu diyecektim. Dünyaya mesaj gitti onda. Herkes seri katilmiş yani. Seri katil olmayan kimse yok. Kiralık katil. Aynen, kiralık katil. Bunların pardon, da bayağı salıyorum. Önemli şimdi bak, sallıyorum. Bir meslek tanımlıyoruz. Kiralık katil. Sen de seri katil dedin başından merak. Kiralık katil WhatsApp grubu moderatörlüğü. Arkadaşlar düzeltiyoruz, kiralık katil. Kiralık katiller. Pardon. Ve bunların bir WhatsApp grubu var. Hatta ben diyorum ki muhtemelen bir global grup var. İşte bak, John Wick'in kırmızı bültense musun? Şey var böyle, onlar gene kulaklıklarla böyle durup o mesajları gönderiyorlardı falan, bir firmaydı bu. Onlara telgraf çeken. Sendikaları da olabilir. Aynen, biz onu yeni çağa taşıdık ve teknolojiyle birleşseydi kesin WhatsApp'ta ya da Telegram'da olurdu. Telegram, pardon, WhatsApp Telegram olmaz, olurdu. Telegram. Telegram'da olurdu ve bunu yöneten moderatör nasıl biri olurdu? Mesela bak, Telegram'da şey de var, diğerleri yazamıyor. Gerçi WhatsApp'a da geldi o ama sadece duyuru gidiyor mesela. Evet. Veya şey yapıyorsun, anons gibi, forum gibi gidiyor. Sen gidip yorum yapabiliyorsun. Ama bunda herkes yazıyordu mesela bugün izlediğimizde. Evet. Herkel alaka, biri gelmiş orada işte şu kişiyi şu kadar öldürebilirsiniz. Ha, değil mi? Random bir ajan geliyor. Evet. Bir de. Peki mesela bunu yazabilmek için bir kontrolden geçiyor musun? Moderatör seni bir teyit ediyor mu? Anladın mı? TC kimlik falan alıyor mu yani? Anladın mı? Şimdi ben bunları tabii tartışmak önemli istiyorum. Sosyal güvenlik numarası olmadan şimdi olmaz. Her birimiz gireceğiz çünkü. Kadın orada atmış. Demiş ki bu adama 10 milyon dolar koyuyorum. Hesabında 10 milyon dolar düler. 10 milyon mesela, dolar var mı kontrol etmem lazım. Verebilecek mi? Sonra onu da öldürmek zorunda çünkü kalacağım bak, çünkü. Bak, bir dakika, evet. Çünkü ilanı verdiğinde 10 milyon doları yok.
Evet. Filmde de onu görüyoruz zaten. 10 milyon dolar. Hatta şey diyor. Bunu kafana koyduğumda 10 milyon dolarım yoktu. Şerefsiz. Hiçbir moderatör. Ne iş yapıyor moderatör? Arkadaşlar çalışanın hakkını verin bu. Ne demek ya? Allah Allah. Moderatör ne iş yapıyor, anladın mı? İşte bunları kontrol eden bir kişi olması lazım. O yüzden sorumluluk sahibi bir kişi olması lazım. Aranan yetkinliklerden biri, evet, diyorsun. Evet, bence öyle. Yetkinlik bizim işimiz. Aynen, bilirsiniz. Sorumluluk sahibi olma. Başka? Başka, organizasyon yeteneklerinin güçlü olması lazım. Neyi organize ediyor? Mesaj gidecek, o sırada kontrol edecek, verdiği sürede gidecek mesaj falan, hepsini organize etmesi lazım. Süresi doldu mu? Evet, ya da kim öldürdü? Belki hani bu. Ha, ikimiz de iddia edebiliriz. Evet. Mesela ben, onun teyidi var. Tabii. Peki bunun bölgesel şeyleri var mı? Mesela işte Türkiye bölgesi. İşte bence vardı. EMEA. Yani. Şimdi mesela şöyle düşün, bir de Türkiye'den biri şunu öldürürseniz şu kadar para vereceğim dese, uçak masraflarını karşılamaz. Ne? TL ile ödeyecekse Türkiye kazanır. Kendi kurları var mı? Yani TL. Hayır, Türkiye'de TL ile öldürüyorlar. Sabit dolar olsun ya, dolar olsun. Şimdi uğraşmayalım, bir de kur. Hayır bak, döndürme. Bu da olabilir yani. Türkiye'dekiler ödeyemez ki öyle bir parayı birine dolar öldürmek düşük için. Dolar düşük olur. Tamam işte yani. Şimdi onların verdiği paraya değmez. Konu bu mu? Biz moderatöre odaklanalım. Tamam neyse, ama bu önemli bir şeydi. Tamam, o zaman bölgeselleri var mı bunun? Mesela önce girerken yerel giriyorsun. İyi iş çıkarırsan, herkes parasını alabiliyorsa, ölmesi gereken ölüyorsa işte bölge müdürlüğü. Güvenilirlik oranı. Tabii bölge müdürlüğüne mesela çıkıyor musun? Kaç kişiyi öldürdüm deyip öldürdü. Kaç kez katıldı ve kaç kez şey yaptı. Şeyi de var mesela o zaman. Mesela liste, hani en iyi öldürücü. Lider, en iyi krallık katil. Liderlik tablosu var mı? Tabii. Ama ona i̇şte ayrı. Skor yazıyor falan. Ama ona ayrı biri lazım. Şey, ama güncel olarak atıyordur haftada mesela. Recap tamam, gibi düşün. Onun yardımcı lazım ama onun. O sayıları. Recap'ini hazırlayacak bir. O recap'i hazırlıyordur. Recap için o sayıları ona veren biri vardır. Tamam işte. Bir müdür yardımcısı var. Moderatör yardımcısı vardır. Tabii. Admin var. Pardon, oldu şimdi. Biz admin rolünü konuşuyoruz. Bu dediğimiz moderatör. Nasıl? Çok iyi. Moderatörler... Sayıları moderatörler tutuyor. İki gerizekalı oturduk buraya. Seri katil, pardon, kiralık katil. Olsaydınız nasıl bir WhatsApp grubu olurdu, onu organize ediyoruz. Ama var bu filmlerde. Bence bu tartışılması gerekiyor. Tamam, bence zaten böyle bir sektör var. Onu konuşuyoruz işte. Ama yani WhatsApp değildir, Telegram'dır diye düşünüyorum. Tamam. Şuna bak, halen karar veremedik. Bölgeseli var mı bunun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bence vardır da. Çünkü yani şöyle düşün. Ben sadece şu kıtaya da atabilirim. Sonra herkese atabilirim. Yani nereye kaçarsa kaçsın öldürsün. Ya adam diye. Belki fakir, anladın mı? Ülkeyi terk edemiyor. Avrupa'da kalmış. Tamam ama canım işte onun için küçük bir grup. Mesela şey vardı, yerel belki 100 var metre yani. Yakınımdakilere at. O kadar değil. Ya bunun için yazılım bile geliştirilebilir. Niye şey yapıyorsun? Ama bu bir sektör sonuçta. Tamam, hepsini admin atayamazsın. Dolayısıyla admin minimum hangi level'la ilgili? Mesela şehir mi? Tam işte mesela şehir sorumlusu, şehir sorumlularının sorumlusu. Tamam, o zaman admin minimum da ülkeden başlıyor o zaman. Evet, evet. Ya da niye şehirden de başlayabilir? Ülkeden admin olarak, yani title olarak, anladın mı? Titr. Titr. Admin bir taşağı olması lazım. Yetkili birine benziyor. Yetkili bir abi o. O ülkeden başlıyor. Tamam. Altında moderatörleri var şehir şehir. Hatta mesela İspanya gibi, Türkiye gibi büyük yerler. İspanya'da mesela bölgeselcilik çoktur. İşte Katalonlar var, o var, bu var. Olmadı, daha da alta inmemiz lazım adminle. Tamam, boş ver. Biz genel düşünelim tamam. Şu an. Var işte, nereyi yönetiyor? Ya Mars skalası çıkaracağım onun için. Tamam, boş ver Mars skalasını şimdi. Bu işin değeri parayla ölçülmez. Neyle? Headshot'la mı ölçülmez? Yok canım. Ama mesela ne bileyim. Mesela bir ay kimse kimseye öldürülmesini istemedi falan. Bu insan, bu admin nasıl para kazanacak bu işten? Neyi organize edecek diyorsun? Aynen, yani bu ay iş yapmadım, para yok. Siktir git. Ama John Wick'e, bu filme bakarsak dakika başı öldürülüyor. Yani kafeye giden bile. Peki. Ama biz şu an gerçekte olsaydı ne yapardık diyoruz. O zaman şu koşulu konuşalım. Ben birinin kafasına ödül koymak istiyorsam neleri karşılaması gerekiyor? Herkesi öldürüyor muyuz? Herkesi öldürebiliriz. Niye öldürürüz? Ben gelip Esra Nur'u vurun diyebiliyor muyum? Diyebilirsin. Parayı verdikten sonra kimsenin umurunda olmaz bence. Tamam. Benim o parayı ödeyebileceğimi nasıl teyitliyor admin? İşte bilmiyorum. Belki ön kapara gibi bir şey yatırıyorsun. Neyin kaparasını yatırıyorum ya? Pardon. Yani sonuçta şöyle İşten düşün. Önce yarısı. Sen aracı bir banka kullanıyorsun, tamam mı? Aa. Yani bankaya parayı atıyorsun ve öldürülürse o
belirtilen kişinin hesabına gidecek. Buna karar veren o admin de banka gibi bir şey. Bayağı taşaklı bir rol bu o zaman. Aptal, ben burada sana ne anladım? Bu sektör önemli. O zaman bak, ama filmde işte orada bir tezat var. 0 lira varken banka hesabında, sıfırı gösteriyordu çünkü, 10 milyon dolarlık ödül koyuyor. Belki işte güven puanın vardır. Ben katil oldum. Güven puanı güzel. Yani güvenilir aday. 100 dolarlık işle başlıyorsun. Yani. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ya? Ya 100 dolara da kimse kimseyi öldürmez bence. Birbirlerine kefil olan kendisi öldürsün. Birbirlerine kefil oluyorlardır. Tabii, mesela şey gibi düşün. Sen benim arkadaşım olarak geliyorsun. Tamam. Ya da senin arkadaşların gelebiliyor. Bu ulaşılmamışsa bu kişi zaten ödül de koyamaz. Öldürdüm, ben ödeyemedim. Ben senin kefilinim. Aynen. Böyle bir sen ödül koyuyorsun, ödeyemiyorsun. Bana ne oluyor? Seni sikiyorlar. Sadece parasını versem, parasını verirsem okey mi? O da olur. Ama bir seni atıyorlar, ben de bir çizgi yiyorum. Aynen. Üç çizgi beni de atıyorlar. Yanlış öneri falan gibi. Ama sen şimdi biliyorsun bu cemiyeti. Tehlikesin sen. Hiç de tehlike değilim. Bütün kiralık katilleri bilen adam bilsene bilmesene. Belki öldürüyorlardır direkt. Onu diyormuşlar. Parayı vermedin. Siktir git, yaşamayı hak etmiyorsun. Ödeyemeyecekseniz paranızı kiralık katil tutmayın. Peki. Ay, hiçbir dizide de ödeyemeyen olmadı. Biz niye ödeyememeye bu kadar takıldık ki? İnsanların parası çünkü var. Çünkü o kız ödeyemeyebilirdi kumarı tutmasaydı. Ya öderdi o ya. CIA yaşandı zaten o. Bir şey olmaz ona. Evet, parayı da kaptırıyor zaten. CIA'yı alıyor sonra. Evet. Gene boş yere gitti. Peki. Hakikaten ya, her yerde devlet soyuyor. Peki polisiz biz. Haberimiz var. Böyle evet, bir teşkilattan. Nasıl sızlarız içine? Ya kirli işler. Admini nasıl buluruz? Admini nasıl buluruz? Kirli işler. Tamam. Bunu sen cevapla. Sen network'te network, her üç konuşmadan ikisinde network önemli diyen adamsın. Network çok önemli. Evet. Ama bende polis tamam, network yok işte şimdi. Tamam, polis gibi düşünme. Sen onu kendi içinde bulunduğun bir network gibi düşün. Nasıl girebiliyorsun içine? Kefil lazım. Tamam. Kefili nereden bulacağım? Yakın çevrenden bakacağım. Buldum. Bak, şüphelendiğin birileri vardır mutlaka. Tabii ki. Anladın mı? Bu cemiyete üye olan. Onlardan birini yakalayacağım. Polis olarak yani. Helal olsun. Hapis. Anlaşmalı. Cezanda indirim istiyorsan beni sokacaksın diyeceksin. Tabii işte, bak olabilir. Senaryo çıktı ha. Vallahi sen. Bunu burayı sileyim. Bir Hollywood yazarı bunu görüp çalmasın ondan sonra. Hollywood yazarı da bize 15 kişi dinliyor. İçinden birine Hollywood yazarı, inanır mısınız? Hocam belli o. Network. Ya biz ilk bunu paylaşmaya başladığımızda bize şey geldi. Mail. İşte Türkiye'de en çok dinlenen. Ama ilk iki bölüm çok dinlendiği için çoktan biz top 10'lara girdik. Türkiye'ye göre çok. 70 falan dinlendi ilk bölüm. İkincisi de 40-45. Bunlarla Türkiye'de top 10'a girebiliyorsun. Öyle öyle düşük. Ha evet. Şeyde ama. Sinema ve televizyonda girebiliyorsun. Evet, genelde tam yani giremiyorsun. Sonuç olarak Türkiye'de ilk 10'a girebildik 90 dinlenmeyle. Ya hocam, benim kanalımı izleyen bir sürü yönetmen bilmem ne var. Bırak. Benim arkadaşlarım var biliyorsun. Çalsın, senarist, yönetmen. Şimdi bunlardan biri kaza ara açıp bu bölümü dinlese. Aklında yer ediyor. Tamam, sen zaten bir şey yazmıyorsun şu an. Yazacak olursan koymayız. Yazacağım mı? Özgür'ün, Özgür Bakar bilmeyenler için bir filmi var. Helak, Kayıp Köy ilk filmi. Filmin aynısının, korku olmayanını 3 sene önce Hollywood'da çektiler. Şimdi Özgür'ün Hollywood bağlantısı yok. Gişede oynadı ama bu film. Okey. 3 yıla çaldılar fikri. Şimdi oranlarsa. Hollywood mu Özgür'den çaldı? Yani Hollywood filmi daha sonra çıktı. Gidiyorlar köye, çıkamıyorlar. Hep aynı köyün içinde kalıyorlar falan. Hollywood'da bunu tek ev ve bir tane adam olarak yaptılar. Orada köy ve 3 kişiydiler. Yani bunun Özgür'den esinlendiği fikrine nereden şeysin? Özgür öyle iddia ediyor. Yok ama senaryo yapısı. Yani bu çok düşünülemeyecek bir şey değil ki ama kardeşim. Yapısı, perdesi falan yani çok uyuyor. Yani şimdi bak, mesela şimdi şunu söyleyeceğim. Siz mesela yapıyı, perdeyi öğreniyorsunuz. Nereye ne kullanabilirsin, alternatiflerini biliyorsun. Hani çok bulunmaz bir konuda değil bence. Özgür'ün filmini izlemediğim için. Hayır, yani esinlenilmiş değil, sadece aynı şeyi düşünmüş. Hayır, sadece şunu demek istiyorum. Türkiye sineması aslında, özellikle Türkiye korku sinemasının böyle yurt dışında minik bir hayran kitlesi var. Böyle tamam. B sınıfı film sevenler falan çok seviyor aslında. B sınıfı film. Aşırı ciddiye almayan kendini. Okey. Ama böyle korku filmleri. Sen çok izlemiş misin de bilmiyorum. Evil Dead'lerden tut. Böyle tam o kapsama giriyor. Bunların bir hayran kitlesi var. Bunların YouTube videolarına bak, böyle hep İngilizce yorumlar var altında. Çok beğendik işte, ne olur bu ülkeye gelin, ne olur şu ülkeye gelin. Böyle bir fan kitleleri var. Bütün dünyada böyle filmlerin
festivalleri var. Anladın mı? Böyle büyük milyon dolarlık gişe filmi değil. Biraz daha işte komik olsun, korku olsun, o olsun, bu olsun. Dolayısıyla bir şekilde oradan birilerinin bunu izlemiş olma ihtimali yüksek. Çok izleniyor demiyoruz. Şimdi öbür konuya bağlayacağım. Bizi de rastgele biri dinleyebilir. Ve bu senaryoyu, bu fikri çalabilir. Tamam. Dolayısıyla benim korkularım mısın? Son derece yerinde. Sen çalmazsa bu bilgiyi kullanacak mısın? Bu önemli değil. Çalınmasının konu bu değil. Diyorsun. Konu bu değil. Konu ben evrene şu o zaman kimse de konuşmayacaksın mesela. Şimdi sen bana geldin bir şey anlattın. Ben de bir şey anlatırken bunu kullandım. Gitti, senin fikrin çalındı. Gitti. Dünya sıfır bunun iletişim, üzerine kurulu zaten. İnsanlarla muhatap olmaman lazım. Ulan uygarlıklar birbirine benziyor. Bu pezeven kalkmış bir tane sinema fikrimi çalarlar diye endişe duyuyor. Neyse, beni ikna ettin, tamam. Teşekkürler. Olabilir mi böyle bir şey? Çalabilirler. Buna karşı bir şey yapacak mı? Esinlenmişler diyelim. Okay. İnsanlara ilham olmak da gayet yeterli bir şey bence. Ama şu kumu versin, oraya yazsın yani. Tabii eylemce nereden? Eylemce nereden bu fikri? Senaryo fikri konuya giremeyenler podcast'tan alın. Yalnız bu yazsın. Fikri beraber düşündük. Sen de üzerine. Konuya giremeyenler dedim. Bak hayır, ama sonradan bilerek yaptım bunu. Ağzına sıçacaktım. Fırsat vermemek için yaptın. Konuya dönelim. Tamam. Adminimiz. Kiralık katil. Ama bak şöyle düşün mesela. Kiralık katil bir meslek grubu. Sen bunu mesela bir temizlik şirketiymiş gibi düşünüp buna göre bir organizasyon yapabilirsin. Bekle. Konuyu açma. O başka bölümün konusu. Ceset temizleme şirketi. O başka bir meslek. Biz mesleğimizde odaklı kalalım. Kiralık katil. Evet, hayır. Kiralık katil Telegram grubu admini. Tamam. Neler yapar? Bundan nasıl bir bölüm başlığı çıkar? Aynen bunu yazacağım. Yani... peki yetkinlikleri dedik. Ne yapayım salaklar diye. Yetkinlikleri dedik. Neydi? Evet. Organizasyon. Evet. İlkine bir şey dedik ama. Sorumluluk. Sorumluluk sahibi olacak. Organizasyon. Evet. İletişimi kuvvetli olması lazım. Tabii. Excel bilmesi lazım. Kesinlikle. Excel'siz olmaz çünkü. Senin için zaten Excel bilmeyen bir insan olmalı. Ya bence yaşamak için Excel yetkinliğine sahip olmak lazım. O hesap tablosu diyelim. Ben Numbers'ı da seviyorum artık. Ama bu şart arkadaşlar. Gerçekten bir sonraki bölümde senin standartlarını da konuşmak istiyorum. Bir insanda olması gerektiğine inandığın üç var farklı şeyler yani var. İşte Excel gibi. Tamam, bir sonraki bölümde var. Bunu konuşacağız. Sizce eylemin ne gibi takıntıları olabilir? Bir, patatesin üstüne ketçap dökülmemesi. Bunu konuştuk. İki, Excel biliyor olması. Üç, ne olabilir? Tahminlerinizi yazın, belki birininki tutar. Birine evde kahve ısmarlayacağız. Evde o kadar fakir. Evde kahve. Hayır, dışarıdaki kahveler bizimki kadar iyi değil. Bir de cesur olması lazım. Evet. Bana mesela ödeme yapamadı. Muhtemelen silah kullanmayı da bilmesi lazım. Tabii canım ya, şey yani küçük bir mafyanın olması lazım. Zaten bu işi yapabilecek olup bu konuda belli bir taşak seviyesine ulaşmış. Olması eski lazım. Eski polis gibi düşün. Aa, emekli kiralık emekli katil kiralık de olabilir. Emekli kiralık katil işte. Çünkü yani. Kendini de ispiyonlayamaz. Hayır, bir de kalkıp ona kimse de sataşamaz. Ama tabii. Böyle şanlı zamanda çok iyi bir sivilte. Herkes tanıyor olmuş. Canım onu. Aynen. Evet, o şey John Wick gibi bir şey o. Çok bilinen iyi bir katil. Anladın mı? Köpeğiyle oynamayacaksın onu. Tamam. Admin tercihimiz belli o zaman. Kim? Yani kişi mi? Yok. Kişiye karar vermedik daha. Hazal olabilir normalde kiralık katil admini bence. Okay. Bu yetkinlikler onda var gibi. O zaman şeye geçelim mi? Bu ay neler izledik. Bu ay neler izledik. Yarısını unutacağız kesin ha. En barizinden başlayalım mı? Ben hiçbirini hatırlamıyorum şu an. Şimdi burada buna da bir jingle bulayım. Ring 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 şey. Ring 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 reality show update. Ring ring. Buna bir jingle bulacağım. Reality show update. Hemen İki sezon ne izledik? Şeye başladık. İki sezon yayınlanmış. İki günde izledik Insiders. Ya yoldaydık diye iki günde izledik bu arada. Dört bölüm gidiş yolunda ya, dört bölüm. Ya muhteşem bir reality show mu? Değil. Çok dağınık, çok kaotik, çok kafasına göre. Yorucu, düşünmen gereken bir reality show. Ama normale standartla farklı. O yüzden bence bizim ilgimizi çekti birazcık. İspanyol. Bu arada İspanyol'da çalışıyor. Farklı bir kültürün olması da biraz daha etkiledi aslında bizi. Çünkü normalde gördüğümüzün dışında bazı şeyler vardı. Tavırlar birazcık değişikti falan. Ama İlk sezonla ikinci sezon arasında da çok fark vardı. Evet, çünkü ilk sezonki arasında. Yarışmacılarla ikinci sezonda... Yarışmacılar IQ çok alakasız. Keskin düştü mesela ikinci de. Evet, ama eğlencelik seviyesi de bence arttı. Daha eğlenceliydi. Yani konseptte bunlar bir reality show'a girmek için hazırlandıkları, evde olduklarını zannediyorlar. Halbuki o sırada çekiliyorlar. Reality show başlıyor. Kameraların olduğunu bilmiyorlar konseptte.
İlkinde eve girdikleri anda herkes şey, burada kamera var bence, burada çekiliyoruz bence. İkincisinde 2 hafta geçiyor, bu kameralar var ama çalışmıyor biliyorsunuz değil mi falan diye böyle salak salak şeyler yapıyorlar. Evet, yani değişik değişik bir geçişli olan konsept bir... güzel ama çok kaos yaptılar. Evet, çok yorucu. Bir de yani vermeleri gereken bazı sahneleri vermediğini düşünüyorsunuz. O yüzden böyle evet. Birinci yapmak istedikleri adayı yaptıkları hissine şey yapabilirsiniz. Bir de ben ilk defa bir reality show'da gereğinden az bölüm var dedim yani. Çünkü çok evet, fazla şey var ve çok hızlı yani görmüyorsun. Çünkü. Yani onun kurgusunu yapana helal olsun. Bu kadar geçişli, bu kadar zaten kurgu dolu. Zaten çektikten 1,5 yıl sonra falan çıkmış. Anca yapmışlar editleri. O da belli. Yani reality show seviyorsanız izlenir. Biz sevdik. Ama kaotikti biraz. Evet. İlk izleyeceğiniz reality show olmaması lazım. Evet. Çok taze gidelim. Bugün Ghost'u izledik. Evet. Yani fena değil öyle. Çıtır çere izleyebilirsiniz ama hani çok spesifik bir şey var mı? Hoş bir abi. Güldürüyor. Yani. Aksiyon da var ama her şey ortalama. Aynen. Şey sahnesi çok iyiydi ama sırayla gelen kiralık katiller böyle o sahne güzeldi. Ha evet, yakalandıkları. Komikti yani. Sürekli evet. Birini öldürdü. Kiralık katil piyasası önemlidir. Telegram gruba eklenmeyi unutmayın birbirinizi. Ted Lasso 3. sezon nasıl gidiyor? Ya biz şimdi ilk 2 sezonu böyle peş peşe izledik ya, o yüzden çok doya doya gitti böyle. Şimdi haftada bir bölüm yayınlanınca hep bir şeyler eksik kalmış gibi hissediyorum ben. Çok güzel bir dizi. Ama böyle o neşesi yok sanki bu ara. Biraz daha işte psikolojik çözümlemeye döndü gibi. Böyle eğlenceli anlar çok azaldı. İkinci sezonun trendi devam ediyor. Karakterlere odaklanma trendi. Ama başında çok skeç başladılar. Yani evet. Çok skeç komedisi anlar oldu. Azaldı biraz sezon ilerledikçe. Fena gitmiyor. Güzel gidiyor. Sevdik onu da. Big Door Prize'a başladık. Yani çok değişik bir dizi. Ne zaman neresinden ne anlayacağız, ne çıkaracağız bilmiyorum. Konsepti şu, onu söyleyelim. Benim konsepti bayağı hoşuma gitti. Bir gün bir anda kasabada bir tane dükkanda bir alet beliriyor. Giriyorsun alete, sosyal güvenlik numaranı giriyorsun ki Amerika'da no no'dur yani hayatta paylaşmaman gereken bir numara. Bizde kimliğini kaptırmak gibi bir şey. Onu giriyorsun falan, parmak izini giriyorsun ve hayattaki potansiyelini veriyor sana. Her şeyi verdin. Bir kart çıkıyor ve kartta bir şey yazıyor sadece. Mesela bir adama sihirbaz çıkıyor. Adam 70 yaşından sonra sihir öğrenmeye çalışıyor. Bok gibi yapıyor falan. Ama bütün kasabanın kafa gidiyor ve herkes... Sende ne çıkardı acaba? O zaman bir bölüm direkt bunu tartışalım mı? Birbirimizde ne çıkardı? Ne çıksa bozulurduk, ne çıksa mutlu olurduk. Ne çıksın isterdik. Aynen. Bu dizinin konsepti de bu arada. Bu sen de Esra'nın sonra... erkek arkadaşı çıkardı. Ya dur bir şey anlayayım. Max potansiyelindesin şu an. Herkesin potansiyelini gerçekleştirmek istemesi falan filan üstüne dizi alıp gidiyor. Güzel bir dizi, ben sevdim. Fena gitmiyor ama bakalım nereye bağlayacakları çok önemli. Evet. Bunun dışında gene bir sürü şey izledik de tabii ben çok ara verdik ama. Film ben Ali Aile dizisini izliyorum. Adı Aile mi? Aile. Ha, Kıvanç Tatlıtuğ'un tamam, oynadığı. O kadar. Ya, izliyorum. Yorum yap. Yani bence güzel. Vermek istedikleri mesajlar da iyi. Siyasi şakalar yapıyorlar arada. Hmm. Laf sokuyorlar falan. Zaten hani Serena ile Kıvanç ne kadar kötü olabilirken ne kadar kötü bir şey izleyebilirsin. Ama işte geçmiş travmalara falan şeyde bulunuyorlar. Dokunuyor. Atıfta dokunuyorlar onlara. O yüzden güzel bence. Yani Türk dizilerinin arasında bir tık daha iyi bir seviyede diyebilirim. Sen ben bilir kişi olduğum için arkadaşlar biliyorsunuz. Sen bir tane film izledin bugün. İyi Adam'ın 10 gününü izledim. Yani izlenir ama yani Necdet İşler çok hoş bir adam. Onun için izlenebilir. Çok karizmatik bir adam. Ve genelde bu tarz roller ona yakışıyor. Ama yani çok da bir şey beklememek lazım. İzleyip geçebilirsiniz. Okey. Çok heyecanlı bir şey izlemedik bu ara, benim anladım. Yani galiba ama sanki şey izledik de unuttuk gibi de hissetmiyor değilim. Dur bakayım. Bakma, boş ver. Hiçbir şey gelmedi. Ay, biz kimden kaçıyorduk anne, izledik. O iyiydi bence. Niye o iyi yaptın? Yok, başka bir şey gördüm, onu söyleyeceğim. Tamam. Biz kimden kaçıyorduk anne, yani müthiş değildi ama bir şekilde... Bence farklı gitti. Ve sürükleyiciydi. Çok salak. O zaten ya. Uyarlama büyük ihtimalle. Diziye bakarsan Türkiye'deki herkes son derece müdahaleci, geri zekalı tipler böyle. Her durumda kızla uğraşıyorlar. Ama onun dışında bir gizem yarattı etti. Kavga sahneleri falan çok kötüydü ama izletti kendini yani. Böyle evet. Kapatamadık devamlı. Hayır, ne sonu neye bağlanacak diye çok merak evet. Ettik zaten. Müthiş bir iş değil ama böyle ne olacak lan, nereye bağlanacak diye. Deli gibi izledik. Benim surat yaptığım Black Panther'ı izledik. Wakanda Forever. Ben izlemedim. Yani yarısını izledin değil mi? Dayanamadım. Yarısını kapattık. Ben de ikinci yarısını çok zor izledim.
Ben bilmiyordum bu arada. Sonradan baktım çok düşükmüş puanları zaten. Yani Yani yapmasalardı keşke. tamam yaz tutacağız arkasından. Evet çok güzel ama yani 3 saat boyunca tutmayalım abi. Bir film izlemeye geldik yani. Yani kötüydü, hiç Çok kötüydü. yakıştıramadım. İzlemenize gerek yok eğer izlemediyseniz. Okey. Evet. Üzerine konuşmak istemiyorum yani. Öyle Kapat. beğenmedim. Kapatınız. Kapatalım. Tamam bölümü de kapatalım o zaman. O zaman ştop. Ştop. Bitir. Bir dahaki bölüme kadar. Görüşürüz. Bye. Kameraları kapat. Kamerayı yapalım.